Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Her sınıfın en iyi oyuncusunu sıralamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de beceri sınıfındayız. 10 numaradan başlayalım arkadaşlar. 10 numara, yine 10 numara 5 yıldız diyecektik ama çok da demeyeceğimiz bir karakter arkadaşlar. 10. sırada neredesin lan çöfte? Gece maymunu arkadaşlar. Beceri örümceği dediğimiz gece maymunu. Gayet güzel, gayet kaliteli arkadaşlar. Saldırı bakımından oldukça tatlı. Defansa da yine biraz da olsa uğraştırabilir. Tek esprisi, kötü esprisi diyelim arkadaşlar. Çok fazla kırılgan. Çok fazla kırılgan. Onun dışında aşırı yüksek hasara çıkabilen tatlı bir karakter. Hem saldırı gücünü arttırıyor. Biliyorsunuz dövüş öncesi yetenekleri var. Rakibe yavaşlatma atabiliyor. Saldırı gücünü arttırabiliyor. Veyahut da arkadaşlar rakibin güç barına birazcık da çok etkili olmasa da yalandan bir müdahalesi var. Ama asıl esprisi yüksek saldırıya çıkmış arkadaşlar. Combo sayacına bakmamıza gerek yok. Az sürede çok fazla hasar verebilen bir arkadaş. Gece maymunu hacılar. Bir sonraki karakterimiz de oyunda yeni. Aslında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha oyuna ısınması lazım. Kate Bishop arkadaşlar. Defansı oldukça tatlı. Yani kolayca siper atamayacağınız bir karakter. Çünkü sipere kaçışı var. Saldırıda arkadaşlar ani soğuk ve kanamayı yakalatabilirseniz ve bunları sürekli rakibinize yutarsanız acayip tatlı hasar verir ama şartı şurtu olması benim açıkçası çok hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Kate Bishop'ın. Gelelim 8. sıraya arkadaşlar. 8. sırada herkesin çok sevdiği çok tatlı bir arkadaşımız var. Ben özellikle boss kesmeyi bununla ayrıca seviyorum arkadaşlar. Garanti kritiği de olduğu için ilk geldiği zamanlarda mini mini Corvus diye de geçiyordu arkadaşlar. Hitmonkey oldukça tatlı. Hiç esprisi yok. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece vuruyorsunuz. Hasar veriyor arkadaşlar. Yine defansı da minik bir işlevselliği var. Regen'e düştüğü zaman kaçıp rakibe tokatlama gibi bir özelliği var. Genelde bununla biz ne yapıyoruz? Siper atıyoruz. 3 vur çekili orta hafif orta yapıyoruz arkadaşlar. Sürekli garanti kritik artı L2 attığımız tatlı ponçik bir arkadaşımız kendisi. Ondan sonracıma 7 numaralı arkadaşlar daha işlevsel. Oyunda böyle daha böyle kendini gösteren buff'tan sonra çok tatlı olan Köstebek arkadaşlar. Köstebek oldukça tatlı bir karakter. İşlevsel bir karakter. Bazı karolarda kendini çok güzel gösterebiliyor. Hem defansı hem de saldırısı var arkadaşlar. Biliyorsunuz kaçışları kapatıyor. Garanti kritiğe döndürüyor kendisini. Kanamacıklar verebiliyor. Minik 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 falan. Arıtma ve arındır arıtma özelliği var. O da çok tatlı. Sinerji, enerji, etliye, tuzluya dokunmuyor arkadaşlar. Kaçınıyorlara karşı özellikle çok tatlı bir esprisi var Köstebek'in. Gelelim 6. sıraya arkadaşlar. Ben daha önce bunu VS videosunda kullanmıştım. Nerede? Ablamız o anda burada. Mantis arkadaşlar. Yine aslında çok basit bir gameplay var. Siper ağır saldırı yapabilirsiniz. Ve L2 attığınızda güzel bir kritik hasar veriyor. Defansı da var. Saldırısı da var. Ama tabii riskli gameplayleri sevmiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz oyunda zaten birçok mekanik ve teknik hata zaten var. Bir de riskli şart şurt isteyen şeyler biraz daha balık kılçığı gibi oluyor. Mantis de onlardan bir tanesi hacılar. Ve ilk 5'e doğru yavaş yavaş geliyoruz arkadaşlar. 5. sırada çok eski olmasına rağmen hala çok kaliteli. Özellikle defansta acayip derecede kaliteli olan arkadaşlar. Nick Fury saldırı da gayet güzel bir kopyasız da oynayabilirsiniz. Tabii ki kopya özelliği ekstra bir güven veriyor arkadaşlar. Ama asıl esprisi kopya olduğunda savaşlarda özellikle iç savaş alanlarında defansta iş yapması Nick Fury'nin arkadaşlar. Dördüncüsü de da oyuna yeni eklenmiş bir karakterimiz var arkadaşlar. Yeni derken yenilerden sayılır diyelim. Baron Zemo defansta zaten çok çok etkili bir karakter. Arınma özelliği oldukça tatlı. Aynı zamanda direkt siperi de yememesi. Onun ekstra güzelliği. Saldırdığı arkadaşlar daha ziyadesiyle uzun dövüşlerde çok güzel iş yapabilen. Çünkü rakibin üzerine kanamaları biriktirebilen ve bunu sonsuz bir şekilde rakibin üzerine hiçbir şart istemeden. Bu çok önemli. Hiçbir şart istemeden tutuyor ve oyun mekaniği de çok basit arkadaşlar. Kanalda videosu vardı. 1L2, 1L1, 1L2, L1, L1 atarak muazzam hasarlara çıkabilirsiniz. Üçüncü sırada arkadaşlar Tombigdynar Kingpin'imiz var. Kingpin özellikle savaş alanlarında oldukça etkili. Kısa dövüşlerin olduğu yerde güzel iş çıkartıyor. Hem defansta hem de saldırıda da işlevselliği var. Yetenek isabeti kapatması, hafif bir zayıflatıcı hasarı vermesi, işte minik durdurulamazları gibi 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 ve L3'ün de çok tatlı bir sersemi var arkadaşlar. Gayet tatlı bir karakter.
Tom Büchner Kingpin de beceri sınıfında 3. sırada. 2. sırada arkadaşlar yine çok da eski sayılmaz, çok da yeni sayılmaz aralarda bir yerlerde Valkyrie arkadaşlar. Hem prestiji hem saldırısı var. Çok tatlı bir karakter. Oynaması zor değil ama biraz antrenman yapmak istiyor. Şartı şurtu yok ama dediğim gibi biraz antrenman yapmak istiyor. Antrenman yaptıktan sonra işte bloğu mu ne zaman vuracaksın? İşte açıktan mı ne zaman vuracaksın? Durdurulamazı mı ne zaman kapatacak? Sersem bağışıklığı mı ne zaman kazanacak gibi şeyleri birazcık oynayarak çözebilirsiniz. Yine bunun da arkadaşlar yeri ağırlıklı olarak savaş alanında saldırı minik de olsa bir defansif işlevselliği var. Ve arkadaşlar beceri sınıfının tabii ki tartışılmaz bir numarası. Tartışan arkadaşlara Rabbim hidayet eylesin diyorum. Shang-Chi arkadaşlar tamamıyla %100 bir şekilde saldırı karakteridir. Defans babında çok besbesi yoktur. Saldırı babında neredeyse eksiği yok arkadaşlar. Tüm zayıflatıcıları, aktif olan tüm zayıflatıcıları kaldırabiliyor. Arınma özelliği var. Arınma özelliği önemli arkadaşlar. Ondan sonra rakibe yavaşlatıcı atabiliyor. Yavaşlatıcı atabildiği zaman biliyorsunuz hem kaçışları kapatıyor hem de durdurulamazları iptal etmiş oluyor arkadaşlar. Ondan sonra kendisi engellenemez olabiliyor. Blok kırabiliyor engellenemezler. Engellenemez değilken bloğuna combo başlayınca bloktayken bile kendini engellenemez çevirebiliyor. Bloktayken rakibini böyle bloğunu kırıp serseme çevirebiliyor ve verdiği sersem çeviklik karosundan etkilenmiyor arkadaşlar. Bu anlattıklarım işlevsellikle alakalı. Henüz daha saldırıdaki yüksek hasarına gelmedim. Çok bu görevleri yaptıkça 4 tane görev var. Hiç zor değil. Bir iki kere oynasanız çok alışıyorsunuz arkadaşlar. Bunları yaptıkça L2'si biliyorsunuz garanti kritik vuruyor. Garanti kritik demek oldukça yüksek hasar demek. Ve bu garanti kritik hasarını yaptığı görevlerle arttırabiliyor. Şöyle söyleyeyim size acılar. Kanalda bunun çok detaylı videosu var. Eğer yazarsanız YouTube'a MagiTV Shang-Chi Pro'su nasıl olmalı diye ya da Shang-Chi yazın. Çıkar arkadaşlar. Göreceksiniz. Tek L2 ile 200 bin lira çıkıyor. L3 artı L2 ile 500-550 bin gibi total hasarlar veriyor. Yani oyunda var olan 3 büyük hero'dan bir tanesi. Oyundaki onun dışındaki herkesi oturup konuşabiliriz. Belki tartışabiliriz ama bu 3 hero tartışılmaz. Bunlardan bir tanesi de Shang-Chi arkadaşlar. Her yerde oynarsınız. Savaş alanınız, ittifak savaşı, macera, zat, zurt, orada, şurada, burada oynarsınız. Gözünüz kapalı bir şekilde yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Benden size tavsiye. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Destek olmak isterseniz like atabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.